Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtar olan Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün İzmir Ödemiş ilçesinde Bozcayaka Mahallesi'ni ziyaret etti. Muhtarımız Mustafa Can ile meydanda röportaj yapacağız. Bu köyü 2013 yılında da ziyaret etmiştim tüm şehir yasasından önce. Eski muhtarlarla da röportaj yapmıştık ama ancak o zaman böyle kayıt altına almıyorduk. Ama şimdi ne yapıyoruz? Kayıt altına alıyoruz muhtarları. Tarihe not düşüyoruz. Doğru mu efendim? Evet. Öncelikle muhtarlığımıza hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Evet. İşte burada çok güzel bir Atatürk anıtı yapılmış. Köylü milletin efendisidir. Evet. Doğru mu? Kim yaptı efendim büyük bunu? Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi. Evet. Yani. Arkadaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Burada da şehitler anıtı. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Şehitler anıtı. Kurtuluş Savaşı'nda değil mi efendim? Evet. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda. Sefer birlikte. Sefer birlikte. Evet. Burası evet, burada şehitler isimleri yazıyor evet, arkadaşlar. Yazıyor. Bu evet. Köylü, bu köylü mü bu şehitler? Evet köyde. Evet. Köyde. Artı üstüne de örtü yapılacak. Örtü orada şeyleri var. Türk evet, bayrağı. Evet. Türk bayrağı. Şey yapılmış. Şehitler anıtı diye yazılıyor. Siz mi istediniz muhtarım bu hizmeti yapsın diye? Evet. Örtüsünü ben istedim. Ama daha evvel burası. Bu yapılmıştı. Yapılmış. Örtüsünü istedin. Örtüsünü istedim. Doğru mu efendim? Evet. Evet. İşte arkadaşlar biz her zaman söylüyoruz ki sizi en iyi şekilde temsil edecek muhtarı muhtar seçin. Muhtar duyarlı olacak. Evet. Muhtar bir köyün bir mahallenin neyidir? Kaderidir. Tabii tabii. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Bak evet. Güzel bir meydan var. Gösterelim Nermin Hanım. Düğün salonu meydana orada. Meydana bugün de evet. Boyandı bitti. Boyası. Yarın bir daha geldi. De, ağaçta tekrar boyanacak. Evet. Güzel evet. Bir camisi evet. Var. Tam meydanda arkadaşlar. Evet. Orada kıraathane var. Burada evet. Da bir kıraathane evet. Var. Burada aynı zamanda düğünler mi yapılıyor efendim? Evet. Düğünler düğün, yapılıyor. Yaz bir kış burada düğünümüz oluyor bizim. Bunun üstü örtülecek. Kur'an'ın üstü örtülecek. Örtü örtülecek. Evet. Evet. Üstü örtülecek. Bu şekilde. Kaç hane nüfus ne kadar efendim? 433 seçmen vardı. Seçmen maşallah. Aşağı yukarı 502 farklı. 500 civarında da. Fazla ama Oğuz duruyor ki mevzu. Konaklı'ya ait. Evet. Oğuz bahçemiz durduğundan ha. Evet. Orası da beldeydi. Kapandı. Evet, Büyükşehir yasasıyla evet. Mahalle oldu arkadaşlar. Onu da belirtelim. Evet. Bu İzmir'in insanını da yöresini de çok seviyorum. Misafirperver cana yakınlar. İşte buraya geldiğimde mutlu oluyorum. Evet. 2013-2014'te de burada röportajlar yaptık. O zaman Aziz Kocaoğlu'yla da röportaj yaptık. Size daha sonra izleteceğim. Ona özel iki sayı çıkartmıştım. Aziz Kocaoğlu'na. Biz şimdi de işte mahalleye dönüşen yani köylere hangi hizmetler yapılmış, hangi hizmetler evet, yapılmamış, evet, kime evet. Soruyoruz, muhtara soruyoruz, doğru mu efendim? Allah devletimiz, milletimiz zuval vermesin. Amin. Cenab-ı Allah'ım. Oluyor, imkanlar. İstetlerse olacak tabii. Evet. Gençlerin o futbol, voleybol, basketbol sahası evet. Var mı efendim? Yok, onu da hep doldurdum ben, dosya geldi diye. Evet, istedin onları da. İstedim, hepsini istedim. Onlar da sırayla yapılacak. Evet, yapılacak. Köyümün kanalları var. Bazı onlar beton kanalı yapılacak. Evet. Onlar sulama kanalı yapılacak. Yok, sulama değil. Sadece pislik olmaması için. Evet, pis olmaması için. Evet. Pis olmaması için. Bunlar istedim. Yani çocuk evet. Parkı var mı? Çocuk parkı var. Şurada aşağıda. Aşağıda başlıyor. Var. Evet. Orada da Büyükşehir'in kapalı bir alan var. Evet. Orası bir iş yeri yarımı oldu o zaman ya. Evet. Şimdi karşına 6 aday mı çıktı muhtarım? Evet, 6 ayda çıktı. Evet, vaatlerde bulundun beni muhtar seçerseniz mahallemizde şu hizmeti yaptıracağım gibi. Ya tabii elbette vaatlerde bulunuyoruz mesela. Değmedi bunlar, neydi bunlar? Evet, evet. Şimdi mesela köyün buraya salonun üstünü örtülmesi için. Burası, evet. Yani devri kanallarımızın bir şey yapılması evet, için. Yapılması için. Kulağımızın gelmesi için. Anladın mı? Bunlar hepsini böyle sıraladık tabii. Sıraladınız, sırasıyla yapılıyor. Kendini görüyor, bir şey. Evet, herkes sırasını evet. Görüyor, yapılıyor. Oluyor, Allah razı olsun. Devletimize, milletimize. Evet. Allah evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi duyarlı bir muhtarımız burada evet. Seçilmiş. Bu Bozcayaka Mahallesi sakinlerine de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah işte bu düğün salonunun açık meydanında üstü örtülürse evet, evet. Vatandaşlarımız kış aylarında burada daha çok güzel. Daha çok memnun olacağız. Bu memnun olur. İşte evet, buranın şeyleri gelmiş. Evet. Bunlar yapılacak. Ben ya da baktım ağır. Çok ağır. Ağır. Yani en iyisinden yapılmış arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet, ağır, demir, evet. İşte ay yıldızlı bay yıldızın orada işlemesi de oyulmuş güzel. Oralarda kırmızıya boyanacak galiba. Doğru evet, mu efendim? Evet, evet. Bittikten sonra. İşte iki gündür boyası işi her taraf bunlar. Evet. Emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza ve öncelikle muhtarımıza teşekkür ediyoruz. İşte biz Türkiye'de muhtarların sesi olarak güzel hizmetleri ne yapıyoruz? Tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz. Evet, artık gazetemizde yayınlıyoruz. Allah muhtarımıza Allah. Da Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi röportaj verdiği için ve gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için gazetemize abone olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun.